Şu anda Smithsonian Amerikan Sanat Müzesi'nde John Quick to See Smith'in Eyalet Adları adlı tablosunu inceliyoruz. Tabloya baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlarını hemen fark edebilirsiniz. Ancak bu harita biraz belirsiz olduğundan okuması zor bir harita. Yani haritanın hem kolay fark edilebilir hem de edilemez olduğunu söyleyebiliriz. Smith Eserlerinde genelde ikonlarla ve insanların hemen tanıyacağı görüntülerle çalışır. Ancak buna her zaman şaşırtıcı bir unsur ekler. Kendisi bu ikonları kullanmasını bir hile olarak tanımlıyor. Bu da resme bakanların resme daha da yaklaşmasını ve görecekleri unsurların ne olduğunu bildiklerini düşünmelerini sağlıyor. Ancak resme yeterince yaklaştıklarında bunun başka bir şey olduğunu fark ediyorlar. Burada büyük harflerle yazılmış pek çok eyalet adı olduğunu görüyoruz. Bu da tablonun sanki eğitim amacıyla yapıldığı hissini veriyor. Ancak bazı eyalet adları okunamıyor. Örneğin buradaki adın ne olduğu tam belli değil. Yani yazı var ama güzel yazılmamış. Bazı eyaletlerin ise adı bile yazmıyor. Bu eseri gördükten sonra insanların ilk olarak genelde şu soruyu sorduklarını biliyoruz. Neden bazı eyaletlerin adı varken bazılarının adı yazmıyor? Eyalet adları tablosu aslında ABD eyaletlerinin adlarının etimolojisi ile ilgili bir eser. Tabloda adını okuyabildiğimiz eyaletler adı Amerikan yerlilerinden gelen eyaletler. Adını göremediğimiz eyaletler ise etimolojik olarak Avrupa dillerinden gelen eyalet adları. Eyaletlerin sınırları büyük ölçüde silinmiş. Bazı eyalet adları yok. Sınırlar belirsiz durumda ve tablodaki bazı alanların boyanın akıtılmasıyla yapıldığını görüyoruz. Yani aslında bu tabloda oldukça tartışmalı bir alana baktığımızı söyleyebiliriz. Örneğin, boyanın akıtılarak bırakıldığı bölgeler ne anlama geliyor olabilir? Bu kan mı? Gözyaşları mı? Yoksa eriyen bir şey mi? Ayrıca tablo bize bu eyalet sınırlarının Amerika kıtasında ilk yaşayan kişilerin, yani yerlilerin zamanında belirlediği sınırlara göre belirlenmediğini hatırlatıyor. Aslında bu sınırların ne kadar rastgele, gelişi güzel belirlendiğini gösteriyor. Sanatçı Smith çizdiği haritaların yerli halka karşı takınılan siyasi tutuma dair bir çıkış noktası olduklarını söylüyor. Aynı zamanda bu çizdiği haritaların insanların ellerinden alınan toprak parçalarını anlattıklarını söylüyor. Bu ekranda gördüğümüz normal bir siyasi harita. ABD haritası genelde ilkokulda öğretildiği şekliyle sağdan başlayarak sola doğru okunur. Yani doğu yakası yerleşimlerinden 13 koloniye oradan da batı yakasına doğru olan genişlemelere doğru bir geçiş söz konusudur. Bu sayede harita açık kader denen anlayışa dayalı tarihi bir söylemin bir parçası haline getirilir açık kader derken, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke olarak doğu kıyısından batı kıyısına kadar uzanması gerektiğini savunan bir görüşten bahsediyoruz. Ki başka sanat tarihi videolarımızda yine eserleri yorumlarken bundan bahsetmiştik. Batıya doğru genişleme kavramı bile aslında belli bir bakış açısını dayatıyor. Bu batıya doğru genişleme mi yoksa doğunun işgali mi? Smith, malzeme olarak haritaları kullanmayı sevdiğini, çünkü haritalarla hikayeler anlatabileceğimizi belirtiyor. Peki, bize burada ne gibi hikayeler anlatılıyor? Bu hikayeleri kim anlatıyor? Smith, belli bir bakış açısından doğan, belli hikayeler anlatmakla ilgileniyor. John Smith, 1970'lerden itibaren ismini duyuran, Amerika'nın önemli çağdaş sanatçılarından biri ve pek çok materyal ve yöntem kullanarak eserler üretiyor. Kendisi aynı zamanda Flathead Milleti, Konfedere Seliş ve Kutenay Kabileler Konfederasyonu'nun bir üyesi. Smith 1992 yılında Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfedişinin 50. yıl dönümüne yanıt olarak haritalar yapmaya başlamıştı. Bunlar doğrudan Kuzey Amerika'daki Avrupa sömürgeciliğinin başlangıcı ile ilgili eserlerdi. Smith, soyut ekspresyonizm ekolünde eğitim almıştı. Burada aklımıza haritalar, Jasper Jones gibi isimler ve aynı zamanda kolajlar gelebilir. Aslında bu eserdeki eyalet adları boyanın üzerine konulan gazete küpürleriyle yazılmış. Daha sonrasında bu küpürlerin üzeri boyanmış. Yani bu eserde pek çok katman olduğunu söyleyebiliriz. Smith, eyalet adları tablosunu 2000 yılında yaptı. Yani Pollock, Jones ve Rochenberg'den 50 yıl sonra. Bu saydığım sanatçılar Smith'in eserleri üzerinde büyük etkiye sahipti. Smith, 20. yüzyılın ortasında yaygın olan bu sanat tarihi geleneğini kullanarak kendi kimliği ve halkının kimliği hakkında bir şeyler söyleyebilmek için eserler üretiyor. Smith'in eserleri kimlik, miras ve tarih hakkında daha farklı şekillerde düşünmemiz konusunda bizi teşvik ediyor. Tabloda sadece eyalet adları değil, aynı zamanda Amerika sınırları dışında yer alan bölgelerin adlarının da olduğunu görüyoruz. Eyaletler arasındaki sınırlar dediğimiz gibi rastgele belirlenmiş durumda. Bu ülkeler arasındaki sınırlar için de geçerli. Tablonun adı eyalet adları olsa da Amerika'nın güney sınırının hemen altında bulunan Meksika'nın üst kısımlarını ve Kanada'nın aşağı kısımlarını da görmemiz mümkün. Okyanusların siyah renkte olması da ilginç bir tercih. Bu bize oldukça uğursuz bir his veriyor. Siyah okyanuslarla birlikte akan boyalarda bu uğursuz hissin daha da artmasına sebep oluyor. Eyalet adları gibi bir eseri inceledikten sonra Arizona, Ohio veya Nebraska gibi farklı geçmişlere olan eyalet adlarını artık aynı şekilde algılayamayabilirsiniz çünkü bu gibi eserler eyalet adlarının tarihi konusunda bize yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Tarih hakkında yeni bir bakış açısı kazanmamızda bugünü daha farklı düşünmemize imkan sağlıyor.